Herkese merhabalar. Kanal D ekranlarına Türkiye'nin en çok altın dağıtan, en güzel gelin ve kayınvalidelerinin olduğu Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Evet, ben resmen şöyle bakıyorum bu aya. Dün birinci günümüzdü, bugün ikinci günümüz. Çünkü biliyorsunuz altın karma, işte Gelinin Mutfakta'nın en yetenekli gelinleri burada. Her gün bir çeyrek için yarışıyorlar. 20 günün sonunda da 25 bilezik kazanacak en çok çeyrek altını olan. İnanılmaz heyecan giderek artacak. Her gün daha da heyecanlanacağız. Şu an pek kimse anlayamıyor ama ileriki günlerde göreceksiniz. Neler neler olacak mutfağımızda. Eğer bir sonraki sezon burada olsam, keşke Nursel'cim ben de orada olsam diyorsanız www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 başvurularınızı bekliyoruz. Bugün ne yemek mi pişiriyoruz bakalım? Güzel mi yemek Yiğit? Güzel. Tabii beğenirsin. Tam Yiğit'e göre bir yemek. Kaldırın örtüleri. Yemeğimizin adı ıslak hamburger. Yiğit'in niye o yaptığını anlamışsınızdır. Gençlerin, çocukların bayıldığı bir yemek. Bence bu tarifi bir kenara yazmalısınız. Defterlerimiz çıktıysa köftesi için 500 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 diş sarımsak, 2 su bardağı galeta unu. Ekmeği için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı çiçek yağı, 6 su bardağı un. Bitmedi. Üzerine sürmek için 1 çay bardağı süt. Bitmedi. Sosu için 5 yemek kaşığı çiçek yağı, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı kekik, 2 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Ah, say say bitmiyor. Bu ne zenginlik yahu? Sevgili kayınvalidelerim, hadi ayrılın. Sevgili gelinlerim, süreniz tam 45 dakika. Yeterli. Çok planlı olmanız gerekiyor. O kadar da iyi bir süre değil. Hamburger yapacağız. Evet. Eksiler almayalım lütfen. Yok yok, güzel süre. Çok güzel süre bence evet. De. Hazırsanız güçlü güçlü. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Teşekkürler.